Arkadaşlar, bu kez bir kırtasiye alışverişi çekiyorum. Çok uygun fiyatlı kırtasiye ürünleri aldım ve bunları sizlerle paylaşmak istedim hemen. Her ne kadar iş hayatına girsem, evlilik hazırlıkları da yapsam gerçekten kırtasiye ürünlerinden vazgeçemiyorum. Bu yüzden hani sürekli fırsat buldukça kırtasiye ürünleri alıyorum. Çeşitli yerlerden aldım. Hemen başlayayım. İlk olarak A101'den aldıklarımla başlamak istiyorum. Sonra devam edeceğim farklı yerlerden aldıklarımla. Fişini de şöyle sakladım. Neyi ne kadar aldığımı göstereyim dedim. Şöyle iki tane küçük not defterlerinden aldım. Bunlar gerçekten çok işe yarıyor günlük hayatta. Bir önceki kırtasiye alışverişi videomda da söylemiştim. Ben her şeyi not tutuyorum. Bu yüzden bu not defterleri benim için çok kullanışlı oluyor. Bunların fiyatı 85 kuruş. Şöyle 85 kuruşa iki tane not defteri aldım. Yani tanesi 85 kuruş bunların. Hemen devam edeyim. Şöyle rengarenk silgilerden aldım. Aslında silgiye pek fazla ihtiyacım yoktu. Ama fiyatı çok uygun geldi bana. Hemen bakayım. Evet, 4 tanesi 75 kuruş aldım. Hani nasıl siliyor bilmiyorum ama böyle şeker gibi görünüşü çok hoşuma gitti. Bunları dediğim gibi 75 kuruşa aldım. Devam edeyim. Şöyle mor bir bu şey diye geçiyor. Kalem kutu diye geçiyor ama ben bunu kalem kutu olarak kullanmayacağım. Bunu makyaj çantası olarak kullanacağım. Çünkü çok ince kumaş. Hani çantaları rahat tutar ve mor çok hoşuma gitti bu. Özellikle de rengi çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çok severek aldım. Ama dediğim gibi ben bunu kalemlik olarak değil de gerçi çanta hediyelik eşya diyor. Tam da kalemlik demiyor ama yani bunu dediğim gibi makyaj çantası olarak kullanacağım. Bunun fiyatı 2,95. Böyle 2,95'e şöyle bir çanta aldım. Başka ne aldım A101'den? Şöyle 12 tane rengarenk kalemlerden aldım. Bunları boya yaparken kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor bunlar benim. Bunları ne kadar aldım? Hemen söyleyeyim. 4,95, 5 lira gibi bir fiyatı aldım. Ama dediğim gibi 12 tane var içinde ve bence gayet uygun. Markasını da şöyle göstereyim. Protex markalı kalemlerden aldım. Çekiyor mu? Ha, iyi. Şimdi bu videoyu kaçıncı çekişim bilmiyorum. Kartta bir problem var galiba. Şöyle yapışkanlı kağıtlardan aldım. Bunları çok seviyorum. Bunlar özellikle de iş yerinde çok kullanışlı oluyor. Evrakların üstüne koyuyoruz unutmamak için falan. Bunun da galiba bu da 75 kuruş. Evet, bunu da 75 kuruş aldım ama 3 renkli. İçerisinde sarı, turuncu ve pembe rengi barındırıyor. Fazlaca yapışkan var. A101'den başka bu kırtasiye ile ilgili pek alakalı değil ama hemen göstereyim. A101'den aldıklarımın içinden çıktı. Şöyle diş fırçalık aldım. Ben genelde bunları gratisten alırdım ama çok uygundu. Fırsat ürünüydü. 1 TL'ydi. Hem kendime hem de nişanlıma aldım bunlardan. Birer TL'ye şöyle diş fırçalık aldım. Çünkü ben böyle bunlarsız yapamıyorum yani. Bunları sürekli yeniliyorum ve çok uygun fiyatlı geldi. Son A101'den aldığım ise şöyle bir sepet. Bu sepet çok ne alaka kırtasiye ürünleriyle diyebilirsiniz. İlk önce sepeti göstereyim. Çok uygun fiyatlı. 5 TL'ye aldım. Bütün kalemlerimi bunun içine koyacağım. Kalem koleksiyonum var. Artık kalemliklere falan sığmıyor. Hani bunun içerisine bütün kalemlerimi koyup bir dolapta saklamayı planlıyorum. Hani eğer size de hani fikir amaçlı söyleyeyim dedim. Kalemlerimi bunun içine koymayı düşünüyorum. Benim A101'den aldıklarım bu kadar. BİM'den aldıklarıma geçeyim. Yine BİM'den aldıklarımın da fiyatlarını söyleyeyim. BİM'den şöyle yine bir not defteri aldım. Bunun dış görünüşü çok hoş. Bu da yine 75 kuruş. Aynı şekilde A101'le aynı fiyat. Bu da 75 kuruş ama bunun dış görünüşü daha hoşuma gitti. Şöyle notebook böyle tarz duruyor bence dış kapı. Hoşuma gitti. Bunu 75 kuruşa aldım. Bir de yine yapışkanlı kağıtlardan aldım. Bunlar da çok hoşuma gidiyor.
Dediğim gibi çok kullanışlı. Bunları ne kadar aldım? Bu da yine 75 kuruş. 75 kuruşa aldım. Şöyle kalemlerden aldım. Kurşun kalemlerden bir kısmını kullandım. Bunlarda 2, 4, 6, 10 tane vardı. 10 tanesini 1 TL'ye aldım ama çok kullanışlı, tavsiye ederim. Son olarak da Bim'den yine şöyle dosyadan aldım bir tane. Bunun da fiyatı galiba 50 kuruş muydu? 50 kuruş ya da 1 lira olabilir. 1 lira. 1 lira. Bunu da 1 liraya aldım. Son olarak hangi kitapçıdan aldığımızı hatırlamıyorum. Ama kitap önerisinde bulunmak istiyorum. İnsan isterseniz serilerini okuyoruz biz, nişanlı, çok beğeniyoruz. En son da İnsan İstersen'in 5. serisine geldik. Hazır okullar açılıyor, herkesin bir hedefi var. Eğer bir hedef uğruna gidiyorsunuz, hani bunlarda başarı hikayeleri yazıyor. Bu başarı hikayelerini bence kesinlikle okumalısınız. Çünkü insana daha fazla acım veriyor. En son da İnsan İstersen'in 5. serisini aldık ve okuyoruz. Bunun fiyatını da yani yanılabilirim ama kitap yurdundan almıştım. kitapyurdu.com 15 TL gibi bir fiyatı aldığımı hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim. Ben kitaplarımı genelde kitapyurdu.com'dan alıyorum. Çünkü çok uygun fiyatlı. Normal fiyatlarından, kitapçılarda satılan fiyatlardan daha da uygun fiyatlı. Zamanında alıyorum. Ve Nescafe'li bir şekilde alıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu. O yüzden dediğim gibi ben kitaplarımı genellikle kitapyurdu.com'dan alıyorum. Son olarak 4 tane de Faber-Castell'in bu tahta kalemlerinden aldım. Dediğim gibi bunlar da hemen bittiği için 4 tane alayım dedim. Bunların tanesi 2,5 TL ya da 3 TL olabilir diye hatırlıyorum. Bakıyorum galiba benim bütün kırtasiye alışverişim bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.